Türkiye'de elektriğe zam gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Sayıştay raporundaki bazı verileri paylaştı. Her zam TRT'nin payını arttırıyor. Hedefine TRT'yi alan Sertel, halktan alınan paranın yandaş şirketlere dağıtıldığını söyledi. 2019 yılında Sayıştay raporlarına göre geliri TRT'nin %18.1 oranında artmış ve halktan toplanan gelir 3 milyar 155 milyon 552 bin lira olmuş. Halkın sırtından TRT kasasına 3 milyar 155 milyon 552 bin lira koymuş. 2019'da elektriğe %30 zam yapıldığını görüyoruz. Buradan TRT'ye önemli oranda katkı payı artıyor. Halktan alan ve halkın cebinde eli olan TRT, halktan aldığını yandaş şirketlere dağıtıyor. Dış yapımlara ayrılan bütçenin de giderek arttığına dikkat çeken Sertel, bu durumun yakın zamanda son bulacağını belirtti. 1 milyar 250 milyon 647 bin lira yandaş şirketlere verilmiş. Nasıl verilmiş? İşte dış yapımlar aracılığıyla, dizi filmler aracılığıyla, dışarıdan aldıkları, satın aldıkları programlar aracılığıyla, dışarıdan kiraladıkları ve izlenmediği hiç önemli değil. O programlar sayesinde TRT inanılmaz derecede savrulmuş. Dedik Türkiye'de soygun var ve TRT için şunu söylüyorum. TRT'de neredeyse yağma Hasan'ın böreği. Yiyin beyler yiyin, bu an iş daha sizin. Aksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin diyen Tevfik Fikret'in şiirinde olduğu gibi TRT'den de yandaşlar yiyorlar ve TRT halkın sırtından elektrikle, bandrolle aldığı payları yandaşlara fütursuzca dağıtıyor. Bu bir organize şirket gibi, bu dağıtım şirketinin son bulacağı günler yakındır.